Yerlik test 2'ye gençler. Birinci soruyla başlayalım. Bölen ve bölümün doğal sayı olduğu bir bölme işleminde kalan bölenin 1 bölü 5'ine bölen bölümün 2 katına eşittir. Buna göre bölünen sayının 3 basamaklı en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar A sayısı bölü 10K desem burası 5K, burası da 2K gelecektir. O zaman A eşittir. Bunların çarpımından 50K kare artı 2K şeklinde yazılabilir. Şimdi ben K'ya 2 versem en küçük değer için. Burası 4 çarpı 50'den 200 artı 2 versem 4 gelir, 204 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. A ve B birer pozitif tam sayılar olmak üzere A bölü B 3,6. Tamam. A bölü B sayısını öncelikle 36 bölü 10, bunu da 18 bölü 5 şeklinde yazayım. A bölü B bölmesi kalanlı bölme şeklinde yapıldığında kalan 12 olduğuna göre bölümün değeri kaçtır? Tamam, burası 18K, burası da 5K dedik. 3 defa olsa 15K, kalan 3K'dır. 3K kaça eşitmiş? 12'ye. K kaçtır? 4. Buna göre bölümün değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. 3 zaten, onda bir sorun yok. Geldik soru 3'e arkadaşlar. Sayısı ile ilgili olarak verilen ifadelerde A artı B çarpı C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan son basamağına bakacağız. 1. Peki 3 ile bölümünden kalan B de demiş. Topla hepsini 9. 9 yaptı. Bunları attık. Bunlar 9 yaptı. Attık. Kalan 1. Bunu yazdık. 4 ile bölümünden son 2 basamağına bakacağız. 61. 61'i böldük 4'e. Tam bölünür 60 defa. Kalan 1'dir. Hepsi 1 geliyor bunların. Burası 1 artı 1'den 2 yapar. Doğru cevap C seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 4'e. 4 basamaklı sayı ve MN pozitif tam sayılar olmak üzere eşitlikleri veriliyor. A çarpı B'nin değeri en çok kaçtır? Şimdi burası 5'e bölünecek. 5'e bölünecekse B 0 ya da B 5 olur dedik arkadaşlar. Şimdi burada B 0 olursa rakamları topladık. 6 artı A artı 3 artı 0 eşittir 9 artı A gelecek. Şimdi burası 9 artı A ise buranın 3 ile bölünmesini isteyeceğim. 3 ile bölünebilmesi için 0, 3, 6, 9 olabilir. Şimdi B 0'sa çarpım zaten her türlü sıfır geliyor. Hiç bakmaya bile gerek yoktu aslında. Buraya baktık. A artı yine topladık. Burası 5'ti arkadaşlar. Kaç geliyor? 8 artı 6'dan 14 geldi. Burasının 3'ün katı olmasını istiyorum. 3'ün katı olabilmesi için buraya da 1, 4, 7 verebilirim. En çok olabilmesi için de 7 vereyim. 7 kere 5'ten 35 gelir. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Geldik soru 5'e arkadaşlar. Ne demiş? 6 basamaklı çift sayısının 5 ile bölümünden kalan 1'dir. O zaman B kesin 6'dır arkadaşlar. Bunu biliyorum. Tamam. 9 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Hepsini toplayalım. Şurası 9 yaptı. Tamam. 10, 17 yaptı. O zaman şöyle yapayım. Aslında hepsini toplayayım. Siz de görün. 9. Bunu tam attım, hiç 9 ile tam bölünüyor diye karıştırmadım. 7, 4 daha 11 yaptı arkadaşlar. 6 daha 17 artı A eşittir 9'un katıymış. O zaman buraya 1 verebilirim. Bir sonraki 9 fazlası olur, 10 olur. 10 yazamam zaten, 1 gelir. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Geldik soru 6'ya. 6 basamaklı rakamları farklı. Bu sayısı 5 ile bölümünden kalan 1. Tamam, 4 ile 9 ile. Buna göre A değeri kaçtı? Şimdi 5'e bakmak daha mantıklı. O zaman 5'e bakacaksak buradan C 1 ya da 6 olabilir. Yani sayımız şu: 2A 7 4 B 1 ya da 2A 7 4 B 6 şeklinde gelecektir. Şimdi buradan sonra bunu hallettik. 4 ile bölümünden kalan 2 ise 0,2 olabilir, 0,1 olsa olmaz. Kaç versen olur arkadaşlar?
1-1 versem 4 ile bölümden kalan 2 olur mu? Olmaz. 21 versem olmaz. 31 versem olmaz. O zaman 1 verenlerin hiçbirisi sağlamadı. Tamam, buraya bakalım. Kesin burasıymış. 0-6 olsa olur. 26 olsa olur. 46 olsa, 66 olsa, 86 olsa olur. Ama rakamları farklı demiş. Burada 2 olmaz, 4 olmaz, 6 olmaz. 0 ve 8 olabilir dedik arkadaşlar. Şimdi 0 ve 8'e göre değerlendirelim. 2A 7 4 0 6 ya da 2A 7 4 8 6 diyeceğiz. Bunda 9 ile bölümünden kalan 3 olmuş olsun isteyeceğiz arkadaşlar. Biraz renklendirelim. 9 ile bölümünden kalan da 3 olabilmesi için bakalım. Şurası 9 yaptı. Burası 10 yaptı arkadaşlar. Şurası kaç olsa olur? 8 olsa olur mu? Bir dakika bir toplayayım. B'ye buradan yanlış yere bakıyormuşum. Dur bir dakika. Şurayı hemen aldım geri. Şimdi şurayı toplarsak arkadaşlar kaç geliyor? 10, 17, 19 geldi. Yanılmıyorsam. Tabii. 19 artı A eşittir kaçın katı gelecek arkadaşlar? 9K artı 3 gelecek. Buna karşı yatarsam 16 artı A eşittir 9K gelir. O zaman buraya 3 verebilirim. Peki diğer tarafa bakalım. 10, 25, 27 artı A, 9K artı 3 gelecek. Burası da 24 artı A eşittir 9K gelir arkadaşlar. Burası da kaç gelecektir? 3 gelecektir. A değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Doğru cevap A seçeneği gelecektir. Geldik soru 7'ye. Cam şişe üretim makinesi dakikada 9 adet cam şişe üretmektedir. Ürettiği an arızalanmaktadır. Tamam. Buna göre makinenin arızalandığı dakika içinde kaç şişe üretimi olmuştur? Şimdi arkadaşlar 8765'i 9 ile bölünebilmesi için bakacağız arkadaşlar. Topladık rakamlarını. 15, 20, 26 geldi. 26'yı 9'a bölsem arkadaşlar kalan kaç defa olacak? 2 defa desem 18, kalan 8. O zaman 8. dakikada kaç şişe üretti? Yani 8 tane olmuştur. 323 basamak sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada üçerli üçerli gidiyor. Üçerli üçerli gidiyor. En son 65 kalmış. Şimdi baktığımız zaman 9 lira bölümünden kalana bakacağız. Şimdi şuradan bir tanesinden 6 geliyor. 6 geliyor. En son burada 2 tane kalmış. Yani 321 artı 2 basamak. Yani şurada 321 basamak var. 321'i 3'e bölelim arkadaşlar. Kaç defa? 1, 107 defa yaptı. 107 çarpı 6 artı buradan da kaç diyeceğiz arkadaşlar? 11 diyeceğiz. Bunun 9 ile bölümünden kalana bakalım. Buranın bölümünden kalan 2'dir. Buranın 9 ile bölümünden kalan 8'dir. 8 kere 6 48 yapar. Buranın 9 ile bölümünden kalan rakamlarını topladık. 12. 12'yi 9'a bölsem 3 artı 2'den 5 yapar. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 9'a. 321 basamak sayısının 36 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 36 ile bölümünden kalan için 4 ve 9'a bakacağız. Şimdi arkadaşlar 4 ile böldüğümde kalan 1. Şıklardan 4 ile böldüğümde kalanın 1 olanlara bakacağım. Olur, 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 olur. Bunlar olabilir. 4'ü hallettik, geldik 9'a. 9 ile böldüğümde burası kaç yapıyor? 5, 6 mı yaptı? 6 çarpı az önce hesaplamıştık. 321'i böldüğümüz zaman 3'e arkadaşlar 107 geliyordu. 6 çarpı 107 dedim. Buranın 9 ile bölümünden kalan 8. Burası 48 yaptı. Bunun 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar kaç gelecektir? 3 gelecektir. Hangisinin 9 ile bölümünden kalan 3'tür diye bakıyorum arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 10'a. Şimdi
Bu çarpımın 3 ile bölümünden kalan A, 5 ile bölümünden kalan B'dir. 5 ile bölümünden kalanı bulmak daha kolay. Şimdi 5 ile bölümünden kalana bakalım. Burası 3, 3 kare 9. Burası 1, 1 küp 1 çarptık 9 kalan 4'müş. Diğerine bakacağız. 3 ile bölümünden kalan. Topla, burası tam bölünür. Burası da tam bölünür. Buradan kalan 1'miş. 1'in karesinden 1 geldi. Burası 3 yaptı gitti. Burası da 1 geldi. 1'in kübünden yine 1. 1 gelecektir. Burası da 1 geldi. Çarpım 4 geldi. Çarpım sonucun A çarpı B ile bölümünden kalan kaçtır? Buna göre çarpım sonucun A çarpı B ile 4 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Ha, o hikaye biraz farklılaşacak şimdi. Bunu 4 ile böleceğiz. Son iki basamağına bakalım. Kalan 3, 3 kare dedik. Burada son iki basamağına bakalım. 8'e tam bölünür 11 ve 3 kalınlığı verecek. 3 küp yaptı. Burası kaç yapar arkadaşlar? 3 üssü 5 yaptı. Yani burası da 243 yapar. 243'ü 4'e böldüğümüzde kalan 3 olur. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Geldik soru 11'e. 14 ile bölümünden kalan kaç? 3'müş. Tamam, A sayısını. Buna göre 14 ile bölümünden kalan kaçtır? Her A gördüğüm yere 3 yazarım. 27, 9, 3, 1. 10 yaptı. Burası da 30 yapar. 40 yaptı. 40'ı 14'e bölsem 2 defa 28 kalan 12'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 12'ye. M doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 3'tür. 13 ile tam bölünür. Getireceğiz 3 yazacağız. 9 eksi 9'dan 0 gelir. Bu sağlar. Geldik bir sonrakine. 3 koydum. 12 artı 1'den 13 yapar. 13 ile tam bölünür. 3 koydum. 26 eksi 1'den 20, 27 eksi 1'den 26 yapar. Bu da tam bölünür. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik soru 13'e. 3 basamaklı ABC doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 1'miş. 5 basamaklı sayıların hangileri 9 ile tam bölünür? Tamam. Artı B artı C eşittir 9K artı 1'miş. Yani ben bunun yerine getirip 1 yazabilirim. Hiç sıkıntı yok. Burası 8 artı A artı B artı C'den 9 gelir. Burası 5 artı A artı B artı C'den 6 gelir. Burası 8 artı A artı B artı C'den 9 gelir. Bu bölünür, bu bölünür, bu bölünmez. Doğru cevap D seçeneğidir.